Are you going? Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, arkadaşlar merhaba, günaydın. Bugün günlerden 31 Aralık Pazar. Şimdi iş yerinden arkadaşlarla Bayındır'a Dağ Emine gidiyoruz. Yılbaşını orada kutlayacağız. Bakalım nasıl bir gün olacak. Bu arada İzmir'de hava bayağı soğuk şu an. Bayındır'da gideceğimiz yer böyle bayağı bir tepe olduğu için, yani Bayındır'a gidiyorsun. Bayındır'dan sonra yaklaşık bir yarım saat falan tekrar yol tırmanıyorsun. Bayağı yüksek bir yer. Orası muhtemelen daha da soğuk olacak. O yüzden bayağı kalın giyindim. Bakalım nasıl bir yılbaşı bizi bekliyor. Sizlerle de paylaşacağım bunu. Arkadaşlar merhaba. Selam. Şimdi kız arkadaşımla buluştum. Arkadaşlarla bizi davet eden kişilerle buluşmaya gidiyoruz. İzmir Alsancak'tayız şu an. Hilton'un oradayız. Bakalım Bayındır'a doğru yola çıkacağız. Bakalım akşam nasıl olacak? Nasıl olacak? Güzel olacak. Güzel mi olacak? Güzel olacak. Hadi bakalım. Eğleneceğiz bakalım. Evet, bana da öyle geliyor. Dağ Emine gidiyoruz şimdi. Şömine falan varmış. Kuzine falan varmış. Böyle bayağı eğlenceli olacak gibi. Elimizde bir sürü torbalar var. Sırt çantalarımız. Bir sürü eşya falan. Anıl'da kamp çantası, bende sırt çantası. Doldurduk. Eşyalarımı anca aldı. Ne yapalım? Orasının çok soğuk olduğunu söylediler. Yani gece de çok soğuk olacağını söylediler. Ben de battaniye falan aldım yanıma. En kötü şeylerimize gidiyoruz. Şimdi alışveriş yaptık. Bir şeyler aldık. Çok hoş. Arkadaşlarla buluşmaya gidiyoruz. Geldik şimdi alışveriş yapmaya. Çınar'da bir köyüne geldik. İşte bu. Bak kahve de açtım burada. Karşılıklı işte böyle kanka var. Hocam müziği biraz kısa yapar mısınız? Şurası. Köy meydanı burası mı? Burası meydan. Şurada bir kahve, işte şu köşesi bir kahve. Kesin cami vardı buralarda bir tane. Şu arkada işte cami. Arkada cami şurada. Tamam şey köy şeyi. Çok güzel. Harika. Şimdi bundan hepsi göçmen mi? Evet. Arkadaşlar eve geldik şimdi. Burası bayağı soğuk şu an. Sanırım 3 derece falan vardır. Evi göstereyim. Thank you.
geldik dairemize. Şimdi şöyle yapmaya çalışıyoruz. Saat 2. Çiğ köfte yapıyoruz. Var ya, burnumun ucunu gördüm. Evet, soğan bayağı da kesmişsin. 2. Kolay gelsin. Şeymiş. Teşekkürler. Şimdi çok katasın. İlk şey yaparım mesela. Tamam abi. Şu zaman bitir. Bu kadar o zaman. Nasıl kapatacağız bunu? Az bir şey daha mı atsak acaba? Şu kenarları toplayalım. Bunu kıymayayım dersin lan dersin. Ben göremiyorum bazen. Tamam. İhtiyaç olursa salçalı su atarız şimdi. Tamam. Bu şekilde yaparız. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Etli çiğ köfte. Şimdi ben ilk defa etli çiğ köfte yiyeceğim. Malzeme hocam yoğuruyor. İnşallah beğenirsin. Bakalım bence güzel olacak. Şu an daha et atmadık galiba. Daha et atmadık. Henüz kuru soğan. Bulgur. Ondan sonra salçalarımızı kattık. Bulgurumuzu yumuşatmaya çalışıyoruz. Tat salçası mı? Burcu salçalı, tat değil. Şöyle iyice yoğuralım. Evet, bakalım tadı nasıl olacak? İnşallah beğendiririz. Bence güzel olacak. Evet. Ben severim. Güzel bir deneyim olur. Eti severim, sıkıntı yok ama bakalım nasıl pişecek şimdi. Onu merak ediyorum. Yani şöyle, baharatla tuz pişirecek eti. Evet. Yani sol pişmelerinden mevzu gerçekleşecek. İnşallah. Birazcık yumuşasın. Şimdi ben de yoğururum biraz. Şey yaparız. Yani biraz şey. All of the pain seems to follow like a shadow dark and cold to the touch. Evet arkadaşlar, günaydın. Dün gece, aslında sabah karşı 5'te yedik içtik falan böyle. Çok güzeldi, eğlendiğiydi. İşte burası da böyle bir yer. Şimdi hep birlikte kahvaltıya gideceğiz. Güzel bir kahvaltı yapalım. Şu an kaç? Saat 1'e 10 var. Ancak uyandık. Sağ sol falan topladık. Çok güzel bir geceydi. Çok eğlendik. Vallahi. Süper geçti.
Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Çınaraltı köyündeyiz. Burada şöyle çok güzel bir kahvaltı yeri keşfettik. Bir kahvaltı yaptık, efsane. Tam bir köy kahvaltısı ve her şey var ya, o kadar doğaldı ki anlatamam size. Ortamda böyle çok güzel, çok sıcakkanlı bir abla var. Ayşe ablamız. Çok güzeldi. Vallahi bize çok güzel davrandı. Hizmette sınır yok. Mutlaka gelin. İsmi tavsiye ederim. Çınar, Çınar Dibi kahvaltı salonu. Çınar Dibi kahvaltı salonu. Ve her şey organik. Çok doğal bir yer. Her şey organik. Her şeyi kendileri hazırlamış. Yapmış, bir tereyağı yedik. Bir tereyağı yedik. Tereyağında var ya, bir gram böyle ne ağır bir tat ne bir şey, bildiğin süt tadı geliyor ağzımıza. Aynen öyle. Mutlaka gelin. Tavsiye ederim. Ve ortam da böyle çok nezih, çok güzel. Şu an burada bir akarsu falan var. Hafta sonunuzu güzelce ailenizle veya sevgilinizle, eşinizle birlikte geçirebileceğiniz çok güzel bir yer. Ayşe abla, mekanın ismi Çınar Dibi dedi ama şurada şöyle ceviz altı yazıyor. Bakın girişinde. Şöyle ceviz altı yazıyor. Şöyle bir yol. Böyle bir girişi var. Bakın burada telefon numarası da var. Çekeyim şöyle. Gelmeden önce kışın gelirseniz eğer şey yapın, o telefondan ulaşın. Gelmeden önce arayın mutlaka. Size yani kapalı oluyormuş kışın genelde, fazla insan gelmediği için. Size özel kahvaltı hazırlıyor. Hani yazın sürekli açıkmış, hafta içi hafta sonu. Ama kışın gelirseniz gelmeden önce mutlaka arayın.